Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek muhterem kardeşlerim, geçen programımızda kul hakkı üzerinde durmuştuk. Bugün de üzerimizde hakları bulunan en önemli kullardan olan anne baba hakkı konusuna gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak anne babası vefat edenlere rahmet eylesin. Onların ahirette Rabbim izzetlerini artırsın. Derecelerini âli eylesin. Mahzun etmesin. Hayatta olanlara da Yüce Rabbimiz sıhhat ve afiyet lütfeylesin. Hayatta olanların da anne babalarının rızasını almaları için Cenab-ı Hak onlara gönül genişliği, hizmet aşkı ve şevki versin muhterem kardeşlerim. Hepimiz anne baba vasıtasıyla var olduk. Cenab-ı Hak bizim varlığımızı sünnetullah gereği anne ve babadan bir araya getirmiş oldu, var etmiş oldu hepimizi. Adem Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam istisnai olarak Cenab-ı Hakk'ın muradı öyle tecelli ettiği için öyle var oldu. Onlardan sonra böyle var olan var mıdır? Allah bilir diyeceğiz. Değil mi? Bilemiyoruz. Gerçekten tarihte olmuş mudur? Bilemiyoruz. İsa Aleyhisselam'a Kur'an haber verdiği için biliyoruz. Ama acaba başka da olmuş mudur? Bunu en iyisi Allah bilir deyip bırakalım. Ama normal şartlar altında herkesin bir annesi, bir babası var. Allah'a hamd ediyoruz. Biz müşrik ve kafir bir ana babadan dünyaya gelmemişiz. Efendim, gelebilirdik de Allah ölüden de diriyi çıkartır. Evet. Ama hamdolsun genel itibariyle Müslüman ve ana babadan dünyaya geldik. Bizim Konya'da bir Saremmimiz vardı. O Saremmi ümmi bir zat. Biz liseli yıllardayken bir hocamız, Allah kendisine hayırlı olsun ve ihsan eylesin, bizim elimizden tutar, zaman zaman gelin gençler ben sizi bir Allah dostunu ziyarete götüreyim der. Onun evine giderdik. Hakikaten o da güzel bir insandı. Tek odalı bir evde yaşardı. Güzel güzel sohbet ederdi. Hatta Konya'da bildiğim kadarıyla Saremmi kasetleri hala satılır. Doğrusu Konya'ya bir gittiğimde bir daha almak istiyorum. O zatın kasetlerinde güzel şeyler vardı. Çünkü farklı bir kaynaktan beslendiği aşikardı. Arifçe sözler söylerdi, hikmetti. Bugün tekrar o sözleri hatırladığım zaman Kur'an ve sünnet muhtevası içerisinde lübbüllüb, özün özü sözlerdi onlar. O sözlerinden birinde derdi ki, Konya'da amcaya emmi derler. Konuşurken de o hay emminin oğlu derdi. Biz ona saremmi deriz. O da konuşurken hay emminin oğlu diye başlar. Konya lisanıyla hay emminin oğlu der. Allah'a şükredelim de bizi der. Müslüman bir ana babadan dünyaya getirmiş. Ya Sibirya'da domuz çobanının oğlu olarak dünyaya gelsek ne yapacaktık emminin oğlu der. Hakikaten ne yapabilirdik? Değil mi efendim? Hindistan'da ineğe tapan bir aileden dünyaya gelmiş olabilirdik. Kaçımız hakikati bulabilirdi? Kaçımız İslam hidayetiyle buluşabilirdi? Onu bilmiyoruz. Ama bu takdiri hüda. Orada doğan insanın efendim hocam suçu mu var? Hayır. Allah kime ne verdiyse ondan soracak. Müslüman ve ana babaya sahip olmak büyük bir nimet. Allah'ın bize bir ihsanı. Ama bu nimetinde, bu ihsanında elbette bir ona göre bir şükrü gerekiyor. Ona göre belki hesabı olacaktır. Bilemiyoruz. Oradaki insanın sorumluluğu ona göre, buradaki insanın sorumluluğu içinde yaşadığı şartlara göre. Dolayısıyla Rabbimize hamd ediyoruz. Bizleri Müslüman bir ana babadan dünyaya getirdi.
Bizi İslam'dan çevirmek için çalışmayan bir ana babalarımız var çoğumuzun. Belki aramızda bilemiyoruz. Ne anne babaya sahip olanlar vardır. Gerçekten namaz kılmasını istemediği, evladının namaz kılmasını istemeyen birçok anne babalar da var değil mi efendim? Dindarlaşmasını istemediği. Otur anne babalar da var. Allah onlara da hidayet nasip etsin diyelim. Ona bizim elimizden başka ne gelir? Ancak öyle dua etmek gelir. O kardeşlerimiz burada olabilir, olmayabilir. Ama o tür kardeşlerimiz varsa da anne babalarına ihsandan yine geri durmayacaklar. Sadece onların Allah'a ve dine karşı emirlerini yerine getirmeyecekler. Çünkü Halika isyan olan yerde mahluka itaat yoktur. Bizim akaid kitaplarımızda şöyle bir misal anlatılır. Evlat der, babasını kiliseye götürmez ama kiliseden getirir derler. Mesela akaid şerhlerinde, akaidin bir meselesi değildir belki bu ama fıkıh kitaplarımızda da geçer. Evlat kiliseye ya da puthaneye babasını götürmez ama babası kilisenin kapısından çıkarken yığılıp kaldıysa oraya diyelim, bir haber ulaştıysa kendisine hemen koşup babasını o puthanenin ya da kilisenin kapısından alıp evine getirir. Böyle söylenir. Yüce Rabbimiz her halükarda ayet-i kerimede zaten onlara dünyadayken iyi muamele edin, iyi bir yardımda bulunun, ihsanda bulunun diye ister ama der şirk konusunda bana ortak koşmanı istiyorlarsa onlara da itaat etme buyurur. Şimdi muhterem kardeşlerim, Rabbimiz özellikle tabii bazı konularda demek ki insanoğlunun çok çok ihmal ettiği alanlar ki anne babayı sürekli gündeme alır. Değil mi? Hem de kendi kulluğundan hemen sonra gündeme alır. İşte hepimizin çok bildiği estağfirullah وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا Allah şuna hükmetti diyor. Kendisinden başkasına kul olmayın. Ondan başkasının önünde boyun eğmeyin. Kulluk, kölelik yapmayın. Bir de ana babanıza sürekli ihsan halinde olun. Efendim, özellikle anne babayla ilişki söz konusu olduğunda genelde Kur'an hep ihsan kavramını kullanır. İşte وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا der. Biz insana, ana babasına ihsanda bulunmasını tavsiye ettik der Yüce Rabbimiz. Ve bu anlamda ihsan kavramı da gerçekten önemlidir muhterem kardeşlerim. Hangi anlamda? İhsan kelimesinin köküne baktığınız zaman kelime anlamı itibariyle hüsn kökünden geliyor değil mi? Güzel, güzellik demek. İhsan kavramı evet if'al babından diyelim. Arap çocuklarımız gözümün içine bakıyor. Doğru mu söyleyecek, yanlış mı söyleyecek? Değil mi hocam? İfral babından ihsan kelimesi, evet birine iyilik etmek anlamına geldiği gibi birine güzellikte bulunmak, daima güzellikte bulunmak anlamına gelir. Bir şeyi en güzel yapmak anlamına gelir. Bir şeyi Allah'ın huzurunda yapıyormuşçasına bir efendim şuur içinde yapmak anlamına gelir. Hadisteki tarifiyle de. Öyleyse şöyle söyleyelim, Yüce Rabbimiz kullarından şunu istiyor. Anne babanızla ilişki tarzınızda hep ihsan olsun. Öyle diyelim, hep ihsan olsun. Yani yaptığınız şey hep güzel şeyler olsun, güzellikler olsun. Hep ihsan ve ikrama dayalı şeyler olsun. Onların işine yarayan, onlara güzellik olarak adeta yansıyacak şekilde olsun. Söz mü söylüyorsunuz? Kerim mi söyleyin? Kerim söz söyleyin. Yani nitekim ayette aynen öyle. İşte eğer diyor onlara kavlen kerima değil mi? Ve kul lehuma kavlen kerima. Onlara kerim söz söyle. Kerim sözle baktığınız zaman içinde ikram barındıran, şeref barındıran keramet, kerim bunlar hem ikram hem de şeref anlamına gelir. Onlara şeref ve saygınlık ifade eden cümlelerle, onlara ikram yerine geçen cümlelerle hitap edin.
Gerçekten bu çok önemli. Hatta şöyle de diyebiliriz. Onlara besleyici söz söyleyin. Tamam mı? Besleyici söz söyleyin. Bir gıda gibi söz söyleyin. Sözünüz böyle olsun. Fiilleriniz ihsan duygusu içerisinde olsun. İhsan içinde olsun. Ben sizi gözetlerim. Onlarla muameleniz çok çok önemli. Onların yüreğinin kırılması, gönlünün kırılması benim gazabımı çeker. Onların gönlünün yapılması da benim rızamı celbeder der adeta. Çünkü bununla ilgili hadis-i şerifler var biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şöyle. Allah Teala'nın rızası anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Hadis. Allah Teala'nın gazabı da anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle celbedilir. Bu Tirmizi'de nakledilen bir hadis-i şerif. Yine Efendimiz konuyla ilgili tabii birçok hadis-i şerif var. Birkaç tanesini burada size arz etmiş olalım. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse babalık hakkını ancak o zaman ödemiş olur. Diyor. Ana babasına iyilik edene ne mutlu. Allah Teala onun ömrünü artırsın. Efendimizin duası. Bakınız. Ana babasına iyilik edene ne mutlu. Allah Teala onun ömrünü ziyadeleştirsin. Şimdi baktığınız zaman bakınız o ihsan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihsan hadisini o tarif etmesi, ihsan kavramını tarif etmesi, ihsanın ne olduğu sorusuna Allah'ı görüyormuşçasına efendim kulluk yapman ve onun seni daima gördüğünün şuurunda olmandır. Birinci kademeyi tutturamıyorsan hiç olmazsa bunu tuttur. Demek ki Yüce Rabbimiz anne baba ile evlat arasındaki ilişkide anne babanın gönlüne çok daha farklı nazar ediyor. Eğer o gönül bir evlada karşı burulduysa, tabiri caizse kırıldıysa Cenab-ı Hak doğrusu sanki kendisine yapılmış gibi görüyor. Bak diyor, ona yaptığın, onu razı ettiğin zaman beni razı edeceksin. Onu eğer hoşnut etmezsen beni hoşnut etmemiş olacaksın. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakınız kendi anne babası hayatta değil. Değil mi? Küçük yaşta babasını doğmadan annesini daha efendim işte çok küçük yaşta kaybediyor. Ve anne baba kıymetini de Cenab-ı Hak demek ki ona çok daha ayrı bildiriyor. Düşünün, öyle hadisler var ki muhterem kardeşlerim, burada ben sizlerle paylaşayım diye işaretledim. Bir sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor mesela. Hicret ve cihat etmek üzere sana beyat ediyorum ya Resulallah. Bunların sevabını Allah'tan dilerim diyor. Resulullah Efendimiz soruyor, anne ve babandan hayatta olan var mı? O zat, evet ya Resulallah, her ikisi de hayatta buyuruyor diye cevap veriyor. Resulullah Efendimiz, Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi? Diye soruyor. Evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde ana ve babanın yanına dön, onlara iyi bak buyuruyor. Şimdi ya Resulallah sana geldim diyor. Cihad ederek sevap kazanmak istiyorum. Sen sevap kazanmak istiyorsun değil mi? Anne baban sansa git diyor, onlara hizmet et. Demek ki en büyük sevap kazanma kapılarından bir tanesi. Yine mesela Yemen'den hicret ederek gelen, Medine'ye gelen, Resulullah'ın huzuruna gelen ve cihada katılma arzusunu ifade eden birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'de kimsen var mı diye soruyor. Anam babam var ya Resulullah. Onlar sana izin verdiler mi? Hayır vermediler. Haydi Yemen'e git. Onlardan izin iste. İzin verirlerse gel, cihad et. Vermezlerse anneni babanı memnun etmeye çalış. Bu da Ebu Davud'da zikrediliyor, geçiyor. Yine vaktiyle bir sahabi Resulullah'ın huzuruna geliyor ve ana ve babamı geride ağlar durumda bıraktım ve hicret etmek üzere sana biat etmeye geldim ya Resulallah diyor. Fahri Kainat Efendimiz bu zata şu manidar cevabı veriyor. Hemen onların yanına dön, onları ağlattığın gibi yüzlerini tekrar güldür buyuruyor. Ebu Davud'da zikrediliyor bu hadiste. Şimdi baktığımız zaman, muhterem kardeşlerim,
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini ameller sıralamasında anne baba çok çok öne geliyor. Çok çok öne geliyor. Yani neredeyse şunu diyebilir miyiz buradan? Cihadın önüne geliyor. Değil mi? Yani can verme meydanı olan, şehit olma seviyesi olan ya da imkanı olan o cihadın önüne çekiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette cihadın da farz-ı ayn olduğu zamanlar olur. Demek ki Efendimiz bu sahabiler geldiği zaman kendisine o an henüz cihat farz olacak şekilde bir ortam söz konusu olmayabilir. Ama zaman olur gerçekten. Orada çünkü annenizi de korumak adına, babanızı da korumak adına, başta din-i mübin-i İslam'ı, Müslümanları korumak adına cihat öne geçebilir. Fakat normal şartlar altında demek ki eğer cihat farz-ı ayn olmamışsa, farz-ı kifaye kıvamındaysa, birileri o vazifeyi yapabiliyorken insanın ben de cihatta yer alayım, anne babam ne olursa olsun diyerek anne babasını geride bırakmasına Resulullah'ın gönlü razı değil. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, ya Resulallah en hayırlı amel hangisidir? Neyi tavsiye edersiniz? Allah'ın en çok razı olacağı, en beğendiği amel hangisidir diye sordum diyor. Kim soruyor? Abdullah bin Mesud soruyor. Vaktinde kılınan namazdır diyor Efendimiz. Es-salatu li vaktiha. Sonra hangi ibadet gelir dedim. Anne ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra hangisi gelir diye sordum. Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Bu da Buhari hadisi. Şimdi o zaman muhterem kardeşlerim, anne baba hakkı sıradan bir hak değil. Çok üst düzeyde bir hak. Yüce Rabbimiz kendi hakkından hemen sonra adeta anne babanın hakkını öne koyuyor. Anne babanın hakkını önümüze koyuyor. Bu çerçevede tabii anne mi baba mı, bu ayrımı yapmak anne babanın yanında zor olur. Ama Resulullah'a sorulunca da Resulullah hakkı beyan eder. Bir sahabi malum geliyor. Bunu da vaizlerin efendim sohbetlerinde çok dinlemişsinizdir. Ebu Hüreyre naklediyor. Bir şahıs geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir ya Resulullah? Yani kime daha çok ihsanda bulunayım? Kimin iyiliği için koşturayım? Diye soruyor. Resulullah Efendimiz annene buyuruyor. Sonra diyor ya Resulullah, ondan sonra kime yapayım? Yine annene yap diyor. Ya ondan sonra kime yapayım ya Resulullah? Annene yap diyor. Sonra kim olsun ya Resulullah? Babana diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim tabi nimet külfet dengelidir. Değil mi? Nimet külfet dengelidir. Yani ne demek bu? Evladın yetişmesinde en büyük külfet kime? Çoğu zaman anneyedir. Değil mi? Anne bir müddet seni cisminde taşıyor. Sonra kucağında taşıyor. Sonra Molla Cami'nin ifadesiyle bir ömür de yüreğinde taşıyor. Bir ömür de yüreğinde taşıyor. Ve Cenab-ı Hak annelere öyle bir şey vermiş. Rahman ve Rahim olan Allah o rahmetinden çok büyük pay vermiş. Bir bundan olabilir bu. Birçok hikmeti sayılabilir. Niye anne önce? Önce tamam üzerimizdeki hakkı daha çok olduğu için söz konusu olabilir. Ama çok daha farklı sebepleri de olabilir bunların. Anne biraz daha korunmaya muhtaçtır. Değil mi? İster istemez. Zorluklara göğüs germe noktasında, bir takım maişetini temin noktasında, bir takım kendisini efendim koruma, kollama noktasında evlada daha çok ihtiyaç hissedebilir. Yani baba da elbette yardıma ihtiyaç hisseder ama annenin bu yardıma ihtiyacı çok daha fazla olabilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara daha merhametli davranılması, onların isteklerinin, arzularının daha çabuk yerine getirilmesini ister. Bir de anneler duygusal varlıklardır daha çok. Daha çok duygusal varlıklardır. Şimdi evlatlarınız işte annesini daha çok sevdiği zaman baba çok alınmaz yani, tamam olabilir hakikaten güzel bir şey. Anneyi seviyor, annesine bağlı yavru. Fakat eğer babaya çok yönelecek olursa çocuk, anne çaktırmadan kırılır.
Tamam, öyle bir duygusallık yönü vardır. Yani onun o duygularını daha yoğun yaşarlar kadınlar. Duygularını daha derinlikli, daha yoğun yaşarlar. Duygusallıkları daha fazladır. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela çocuklara bir şey vereceğiniz zaman diyor, diyelim çarşıdan getirdiniz, işte mandalin getirdiniz falan, kız çocuğunuz var, erkek çocuğunuz var, önce kızlara verin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Onda böyle bir, demek ki duygusallık tarafı daha ağır, bir beklenti var. Yani bir beklenti var, o beklentiyi hemen karşılanmasını ister Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O anlamda gerçekten anne babayı insan bir şekilde gözetmeli. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babalarla ilgili de tabii çok özel uyarıları var. Mesela der ki sallallahu aleyhi ve sellem, babanındır duası der, reddolmaz der mesela. Misafirin duası reddolmaz. Hatta babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibi makbuldür der. Hazreti Ayşe annemiz anlatır. Resulullah Efendimiz'e bir kişi geldi, yanında da yaşlı bir zat vardı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey filan yanındaki kimdir diye sordu. O da babamdır ya Resulallah dedi. Efendimiz şu ikazda bulunuyor. O zaman diyor onun önünde yürüme. Bakınız. Ondan evvel oturma. Onu ismiyle çağırma ve ona hakaret ettirme diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu edepler tabii kayboldu arkadaşlar. Bizim Anadolu'nun o İslam'la yoğrulmuş örfünde mesela baba eve geldiği zaman hakikaten çocuklar ayağa kalkar. Elini öperler. Değil mi? Anadolu örfünde bu vardır. Babacığım buyurun. Babasının yanında böyle ayaklarını uzatarak oturmaz. Daha edepli durur. Sesini fazla yükseltmez. Bu tür güzel edepler vardır. Bunlar aslında bir anne babaya tazimin beden dilleridir. Beden dilidir. Yani insan sadece sözüyle insanları incitmez. Bazen duruşuyla da incitir. Yani bir çocuk düşünün ki babası gelmiş, ayak ayak üstüne uzanmış, yatmış, televizyon izliyor. Gelen babası mı, annesi mi? Hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Böyle edepsizce uzanmış yatıyor. İşte bu bu saygısızlık. Bu baba söylemese bile babayı incitir. Anne söylemese bile anneyi incitir. Yüksek perdeden anne babaya bağırmak mesela çok kaba bir şey yani. İnsanın anne babasına bağırması. Özellikle delikanlılarda çok olur. Tam böyle büluğa ermiş. 15 ile 20 arasında. 20'den sonra yavaş yavaş tansiyon düşmeye başlar ama 15-20 arasında böyle bir efelenme vardır. Değil mi? Babaya karşı, anneye karşı bir efelenme vardır. Bu da aslında çocuğun böyle dar aile içerisinde yetiştiğindendir. Yani eskiden tabii büyük aile varmış arkadaşlar. Zaten aile Arapça'da geçen bir hocaefendinin bir makalesinde okudum. Enteresan, hoşuma gitti. Aile Arapça'da anne, baba, dede, torun. Efendim böyle büyük şeye aile deniyormuş. Anne, baba ve çocuktan oluşan üsra kelimesi daha çok kullanılıyormuş Arapça'da. Hakikaten aile değil de üsraya dönüşünce tabiri caizse efendim yeni şeyde çocuk babasının kendi babasına ve annesine nasıl saygı ve tazim gösterdiğini de görme fırsatı yakalayamıyor. Nasıl olacak bu? Değil mi? Baba da çoğu zaman oğlum bana saygılı ol, oğlum bana saygılı ol diyerek saygıyı da öğretemiyor. Yani bir aile tanıyorum. Reklam olmasa isimlerini söylerim. Burada hocam var, onu tanır. Konya'da bir aile. Bir fabrikatör, büyük bir aile. Yani gıpta edersiniz. Yani evlatların babalarına saygısını. Baba dediğim, şimdi evlat dediğimin yaşı 60'a yaklaştı. 55-56 yaşlarında. Baba 70-75 yaşlarında. Fabrikaya baba geldiği zaman bütün evlatlar ve torunlar şeye iniyor. Fabrikanın kapısına iniyor. Babacığım hoş geldin diyorlar. Önce elini öpüyorlar. Sonra yüzünden, sakalından öpüyorlar. Hep beraber sanki merasimli her gün bu, bir gün değil. Efendim, her gün böyle alıyorlar babasını şeye götürüyorlar. Şimdi gözüm yaşardı ya. Yani gözüm yaşardı. Gerçekten ne kadar güzel bir şey yani insan. O baba ne kadar mutlu bir babadır yani. O evlatlarıyla ne kadar iftihar etse yeridir değil mi? Cennettir o ya, cennettir. Yani fabrika bassa ne olur? Böyle evlatları varsa adamın. Allah fabrikalarını da batırmasın. Ama şimdi
kendi 55 yaşındaki, 58 yaşındaki babasının kendi babasına böyle saygısını görerek büyüyen bir çocuk düşünün. Bu nasıl davranacak? Değil mi? O da öyle davranacak. Şimdi maalesef tabii kapitalist toplumda insanlar gittikçe ferdileştiği için arkadaşlar bu tür aileden akıp gelen o tür edep, adab, tazim, ihsan, ikram bunlar maalesef yerleşmiyor. Vaazlarla da yerleşmiyor, sohbetlerle de yerleşmiyor. Çünkü bunu görmesi lazım birilerinin. Bu anlamda görerek bir takım vasıflar insanın üzerine siniyor. Zaman içerisinde şuur altınıza ona göre şekilleniyor. Evinize vardığınızda babanız annesinin elini öpüyorsa, anacığım nasılsın? Kendi anasının elini öpmeden kendi evine geçmiyorsa, şimdi bu ana babanın evinde yetişen evlat nasıl olacak? Bu da öyle olacak. Sen bunu istediğin kadar bugün burada anlat. Bu şekillenmiyor. Yani yüreklere doku olarak inmiyor. Yani niyet olarak inmiyor arkadaşlar. Bu bakımdan tabii çok kayıplarımız var. Kayıplarımız devam ediyor. O tür şimdi kimse anne babasıyla oturmak istemiyor. Herkes keyfinde çünkü. Yani netice itibariyle keyfini ilahlaştırmaya meyillenmiş bir gençlik, bir yetişme süreçleri oluşuyor. Maalesef ortam bunu tetikliyor. Yani işte Avrupalı bugün bunu şikayet ediyor ama işte biz de onun yolundan gidiyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adım adım takip edeceksiniz. Onlar kelerin girdiği deliğe girseler siz de bir gün gireceksiniz anlamında. Bu kadar taklit hastalığı olunca sonuçta o güzellikler kalmıyor tabii. O güzellikler kalmayınca huzur kalmıyor, aile desteği kalmıyor. İnsanlar böyle yapayalnız hissediyorlar kendilerini. Yani anne babası belki hayatta ama anne baba yalnız yaşıyor, evlat yalnız yaşıyor. Bu da maalesef efendim toplumdaki huzuru beslemiyor. Evet, muhterem kardeşlerim, anne baba hakkı dediğimiz zaman her şeyden önce ne anlaşılacak? Onlara sürekli onların isteklerini, meşru olan isteklerini öncelikli olarak yerine getirmeyi yapmak lazım bir kere. Onlara sözle ve beden diliyle edepsizlik yapmamalı. Cenab-ı Hak onlara üf bile demeyin diyor, değil mi? Üf bile demeyin. Bazen üf demezsiniz de öyle bir kaş göz hareketi geçersiniz ki, değil mi? O üfü 10 defa katlar. 10 defa katlar. Dolayısıyla insan o anlamda titremeli tabiri caizse, yüreği titremeli. Evet, bazı babalar, bazı anneler hakikaten huysuz olabilir. Yani yetişme tarzı öyledir. Öyle. Evladına zulmeder. Öyleleri bile vardır. Anne baba deyince hepsini de böyle tabiri caizse sütten çıkmış ak kaşık gibi de görmemek lazım. Onun da yetişme şartları, tarzları farklı farklıdır. Fakat böyle de olsa insan kendisine hakaret eden ya da ağır söyleyen bir babası da olsa aynı şekilde karşılık mı vermeli? İslam aynı şekilde karşılık vermeyi doğru bulmuyor. Müslüman edebi bunu doğru bulmuyor. Yani sükut et. Değil mi? Sükut et. Zulmediyorsa zulmüne mani olmaya çalış. Zulüm kimden gelirse gelsin. Mani olmaya çalış ama zulmüne mani olurken de sen de zalim olma. Yani bazen zalim konuma düşersiniz. Beddua alacak konuma düşme. Yani bir Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Bir şekilde onun yolunu bul. Artık her duruma göre özel içtihatlar gerekir. Bunların formülleri yok. Ama Yüce Rabbimizin bize tavsiye ettikleri var. İşte ne buyuruyor? Affedicilik tavsiye ediyor Rabbimiz. Kötülüğe iyilikle muamele et diyor. O da utanır, zaman gelir. Yani biz bu oğlana der, affedersin, eşeklik yaptık der. Tamam mı? Ama o adamlık yaptı der. İnsanlık yaptı der. Ya biz de adam mıyız demeye başlar kendi kendine. Ha, onu dedirtebilecek, vicdanını harekete geçirebilecek tarzda bir duruş sergilerse bir insan, tahmin ediyorum hala insanlık damarı varsa, hala fıtratında ufacık da olsa bir takım kapanmamış noktaları varsa oradan insafa gelecektir. Yani bu anlamda o bana işte sopayla vurdu. Sen sopayı vururken sopayı tutabilirsin. Ama sopayı onun elinden alıp
sopayı ona doğru çevirmeye kalkarsan işte bu zulme mani olurken zalim olmaktır arkadaşlar. Zalim olma konumuna düşmektir. Dolayısıyla çok hassas bir alan. Cenab-ı Hak hiçbirimize kaldıramayacağımız imtihanları imtihan etmesin. İnsan anne baba yanında yaşlandıkça yaşlanmanın getirdiği sıkıntılar da vardır. Yani unutkanlıklar olur, efendim hırçınlıklar olabilir, çocuklaşır. Onun için Rabbimiz der ki hem bir taraftan da dua edin der. Ya Rabbi Allah'ım bunlar bana çocukken nasıl sabrettiler işte bana merhametle muamele ettilerse, terbiye ettilerse Allah'ım sen de bunlara der, rahmetini bol bol gönder. Bunlar da sanki benim o çocukluk günlerime geldi gibi, tamam mı? Ben de terbiye edecek baba ve anne rolünde değilim, evlat rolündeyim. Allah'ım sen bunların da Rabbisin, sen onlara rahmet eyle diyerek Allah'tan rahmet niyaz edin diyor. Yani onlar için rahmet niyaz edin. Onlar için efendim güzellikler niyaz edin diyerek Rabbimiz bize yol gösteriyor. Ama her halükarda diyor ki, buyuruyor ki onları incitmeyin. Onu söylüyor Rabbimiz. Onları incitmeyin. Çünkü onların incinmesi demek ki Rabbin efendim gazabını celbediyor sevgili arkadaşlar. Anne baba hakkı hem hali hayatlarında kendilerinin efendim hatlarını, üzerimizdeki hatlarını, fakir düştüler. Evlat zengin. Bana ne zamanında çalışaydı demek olmaz değil mi? Anne baba senin malında hakkı var. Efendimiz bir sahabesine, bir delikanlıya diyor ki sen de malın da babana aitsiniz diyor. Evet. Sen de baban da ente ve malüke riyebike babana aitsiniz diyor. Dolayısıyla insanın babasından, annesinden bu anlamda mal olarak ikramını kısması ya da onların geçimlerini temin noktasında elini sıkı tutması o da apayrı bir incitici bir durum, zulüm yani. Altında araba var. Baba dolmuşa atla gel diyorsun. Mesela değil mi? Dolmuşa atla gel diyorsun. O da sıkıntılı sevgili arkadaşlar. Hoş değil. Yani bunların hiçbiri ihsan kalıbının içine girmiyor. Öyle söyleyelim. Cenab-ı Hak bize hep ihsan ölçeğini, o ihsan kavramını o ilişkide ana odak kelime olarak bunu ortaya koyuyor. O ihsanın içine girmiyor. Tabii sadece anne babanın hakkı şeyden ibaret değil, hali hayatlarında ibaret değil. Hocam anne babamız hayatta olsaydı keşke diyebiliriz. Ama vefatından sonra da onlara karşı yapılacak efendim vazifeler ya da güzellikler, faziletler var. İşte onlar adına sadaka verebilir deniyor. Değil mi hadislerde sallallahu aleyhi ve sellem? Onların diyor dostlarını sorun, soruşturun. Onların dostlarını da görün, gözetin diyor Resulullah. Bu da diyor baba hakkıdır. Baba arkadaşlarını unutmayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gerçekten bugün babası, annesi vefat eden insanlar bu anlamda evet hem fatihalarını okurlar hem dualarını ederler. Hem de sadakalarını onlar adına hayırlar yaparlar. İşte birisi onun adına bir cami yapıverir, onun adına bir çeşme yapıverir. İşte onun adına bir, daha başka hatırımıza gelmeyen belki birçok ihsanda bulunabilir. Bu da güzellik olur en azından. Orada ferahlarlar, orada sevinirler. Yüce Rabbimiz inşallah hepimizi muhterem kardeşlerim anne babanın rızasını alarak öbür aleme göçen kullarından eylesin.